için 16 Nisan'da hayır diyorlar. Peki bu CHP'ye ne oluyor da hayır diyor? Hani bunlar 12 Eylül'de o darbe anayasası yapıldığı zaman darbe anayasasına bunlar hayır dediklerini söylüyorlardı. Ya işte biz şimdi o hayır denilen darbe anayasasının tersini yapıyoruz ya. Onu düzeltiyoruz ya. CHP'liler sadece hayır demekte kalmıyor. CHP'ye gönül verenleri kastetmiyorum ha. Tepesindekileri kastediyorum. Bunlar sadece yalan söylemekte kalmıyor. İşi çok çirkin yerlere kadar götürüyorlar. İşte bir CHP milletvekili çıkmış mikrofonun başına, ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor 16 Nisan'da evet çıkarsa biz bunları diyor İzmir'e kadar kovalayıp denize dökeceğiz. Bunu söyleyen de Konya milletvekili. Ya sen gerizekalı mısın? Sen kiminle aşık atıyorsun ya? Genel başkanları aşağı kalır mı? O da çıkmış 15 Temmuz'a kontrollü darbe demiş. Ey Kılıçdaroğlu, sende zerre kadar dürüstlük varsa, madem elinde dosyalar var, elinde belgeler var, çık bunları açıkla. 16 Nisan'dan sonraya kalırsa geç kalırsın, geç. Ama bu onur meselesi. Çünkü bu yalan makinesi, yalan. Bunda dürüstlük yok. İşte söyledim ya. Havalimanında darbecileri gördü. Saklanacak yer aradığından haberimiz olmasa diyeceğiz ki herhalde bir bildiği var. Hemen Bakırköy'de arkadaşları söylüyor. İlçe başkanının veya belediye başkanının evine kaçtı. Ve 7 Ağustos olayında kendisini ben davet ettim. Özel kalemim onları aradı. Sayın Bahçeli evet dedi. Ama o son güne kadar bize cevap vermedi. Baskı yedi. Ondan sonra son gün o da Yenikapı'ya geleceğinin haberini verdi. Ama şimdi Yenikapı ruhu var mı yok mu onu tartışıyor. Ya haddine mi senin, geç ya. Sen ne anlarsın Yenikapı ruhundan? Yenikapı ruhunda birlik var. Yenikapı ruhunda kardeşlik var. Yenikapı ruhunda beraberlik var. Yenikapı ruhunda ezan var. Yenikapı ruhunda bayrak var. Yenikapı ruhunda vatan var. Bayraktan bahsediyor. Sen bayraktan bahsetme. Senin biz Hakkari'de yaptığın mitingde bayrak sevgini biliriz. Sen orada bir tane Türk bayrağı gösteremedin. Kendi partinin bayrağını bile gösteremedin. Ve orada HDP'lilerle gittin, miting yaptın. Senin biz cemaziyele verili biliriz. Sen kime ne konuşuyorsun? Sorsan demokratlığı kimseye bırakmış. Önce git bu milletvekiline hesap sor. Ne yapıyorsun sen de? Sen kimsin ya? Sen kimi denize döküyorsun terbiyesiz? Kimi denize döküyorsun? 16 Nisan'da bu millet evet diyecek. Sen denize dökeceksin. Ulan sana yola çıkartmazlar yola. Sen Samsun'dan yola çıkacaksın öyle mi? Samsun'dan yola çıkamazsın be. Bunlar Türkiye'yi unutmuşlar. Nerede ne var haberleri yok. Zaten meydanlara da çıkamıyorlar ha. Kahve köşelerinde çay sohbetleriyle filan işi geçiriyorlar. Meydanlara çıkma yüzleri yok. Zaten CHP'yi kazıyınca altından faşizm çıkar dediğimizde kızıyorlar. Yalan mı? İşte örneği ortada. Denize dökermiş. Terbiyesize bak ya. 16 Nisan işte milleti, onun tercihlerini, değerlerini, haklarını içe sayan bu tek parti dönemi artıklarının defterlerinin de dürüleceği gündür. Biliyorsunuz yeni sistemde Cumhurbaşkanı milletin yarısından bir fazlasının oyuyla seçilmek zorunda.
Milli iradeye hayır diyemezsin. Millete hakaret edemezsin. Millete hakaret eden bu kafanın, bırakın seçilmeyi, yüz